Deniz'den o kadar çok ödüller aldık ki Öyle bizler. mi? Tabii. Tabii. O böyle yardımlaşma ki ben çok anlatmayı sevmiyorum bu tür olayları. Herkes Çünkü biliyor. her zaman Hepimiz biliyoruz. evet hepimizin benim özellikle söylediğim bir söz vardır. Ben eğer yaptığım bir işi iyilik bazında söyleyeceksem onun ne anlamı vardır? Doğrudur. Ki babacım derdi ki nur içinde yatsın hem anneciğim. İyilik yapın denize atın derdi. Ama bunu kimse bilmesin. Şimdi ben kalkıp da burada şunu yaptım, bunu yaptım dersem O iyiliğin olmaz. kıymeti kalmaz, değil mi? Ama sizin elinizden ne ödüller aldık, ne plaketler aldık. O sunum işte sunum çok çok önemlidir. Yani bir insana bir şeyi sunmak başka bir şeydir. Herkes sunumu yapamaz, değil mi? Emin olun, benim için de ayrı bir zevkti onlar muhakkak ki. Evet. Çünkü layık olduğunuz ödüllerdi. Layık olana veriyorduk bunları. Ve o heyecanı, o zevki ben de duyuyordum. Hatta sizin adınıza ben gurur duyuyordum Ay burada. hocam, hocam. Para duyarım. Bugün de benim için çok çok anlam ifade etti. Sizi burada ağırlamak gerçekten benim için ödüllerin en büyüğü. Ödüllerin en büyüğü O gerçekten. zaman en son ödül bir olsun Gerçekten diyorsunuz. yani bu benim için anlatılmaz. Ve şimdi ben bu anı yaşıyorum ya, yine gözlerim doldu, yine duygulandım, yine heyecanlar bastı beni. Şükürler olsun sana Tanrım, bana böyle bir güzel günü bağışladığın için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben teşekkür ederim sizlere gerçekten. Ben de çok tatlı bir heyecan içerisindeyim. Ay Tatlı hocam. bir zevk içerisindeyim. Bir zevk deryasındayım diyebilirim. Hocam vallahi ben baş gözlerim çok doldu. Lütfen Dilirga gelsin Yoksa yönetmenim yoksa. ağlayacağız. Dokunsalar ağlıyoruz zaten.
Çok güzel. İşte çok böyle güzel. Oluyor. Böyle oluyor tabii. Yani sanat böyle bir şeydir. Bir hüzünlendirir, bir ağlatır, öyle bir de. Güldürür, bir öyle coşturur. De. Değil mi? Ama bunu en güzel şekilde yapar. Ağlatmayı da, güldürmeyi evet. de. Hocam, yani bu böyle 1,5 saatin içerisinde ne çok duygular yaşadık, farkında mısınız? 1,5 saat oluyor galiba. Az kaldı. Ben daha 5 dakika önce başladık sanmıştım. Söyleyecek ya. Çok şeyimiz var aslında. Evet. Biz özetini yapıyoruz bunun. Evet. Ama özeti de olsun, güzel bir olsun. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayatınız boyunca sizi en çok etkileyen, en çok mutlu eden, hüznünü konuşmayacağız. En çok etkileyen ne oldu? Bir de sizi en çok mutlu eden ne oldu? Etkileyen rahmetli eşim oldu önce. Onu söylemek istiyorum. Nur içinde yatsın. Çünkü o da bir melekti. Evet, çünkü çok büyük bir aşkla bağlıydınız. Evet. Ve bunun da ispatı ortada zaten. Evet. Evet. Hala onun etkisi altındayız. Evet, ailecek biliyorum. Tamamıyla. En büyük etken oldu bence. Evet. Çünkü her bakımdan melekti. Evet. Dört dörtlük bir insandı. İyi bir ev hanımıydı. Evet. İyi bir tersiydi. Evet. İyi bir anaydı. İyi bir komşuydu. Çocuklarından biraz belli zaten. Değil mi? Ya. Onu hep böyle anıyoruz. Bizim o meleğimizdir. Evet. En büyük etkiyi o melekten gördük. Biz hala onun ruhuyla farkındayım. Aynı şekilde gidiyoruz. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Peki en büyük mutluluğunuz bu yaşam serüveninizin içerisinde nedir? Sizi en çok mutlu eden. Şimdi, çünkü sonuçta bir sanattır yaptığınız. Bir yerde öyle tabii ki. Öyledir, tabii ki öyledir. Şimdi ben iki meslek değiştirdim malum. Öğretmenlik ve yayıncılık umuduktan baştan sonra zaten biliniyor bu. Bir meslekten diğerine geçerken hem mutlu oldum hem mutsuz oldum. İkisini bir arada yaşadım. Çünkü öğretmenlik kutsal bir görev biliyorsunuz. Ondan kopmak kolay değil. Çocuklar içinizdedir böyle, ruhunuzdadır. Onlara sunduğunuz eğitim, değil mi? Bu şekilde. Ama o zamanki şartlar, bir takım olaylar beni buna zorladı. Ve oradan ayrılıp da yayıncılığa geçmek zorunda kaldım. Bunu yapmak için aylarca düşündüm. Zorladım kendimi. Yapmayayım dedim, olmaz dedim. Ama baktım yayıncılıkta önüme geniş bir ufuk açılıyor. Gene eğitim var. Evet. Üstelik her zaman söylediğim gibi öğretmenlikte bir sınıftaki 30-35-20 veya 40 öğrenciye hitap ediyorsunuz, eğitiyorsunuz. Ama yayıncılıkta eğer eğitim düşüncesiyle hareket ediyorsanız yüzlerce, binlerce, milyonlarca kişiye hitap edebiliyorsunuz. O daha büyük bir daha eğitim şey. Değil midir o hocam? O bambaşka bir heyecandı benim için. Ama yine de bırakamıyordum. Ve bırakırken çok üzülmüştüm. Ama yayıncılığa geçtiğim için de çok sevinmiştim. Ama orada da bir eğitimdi onu değil miydi? Onu kastediyorum. Evet. Evet. Dolayısıyla mutsuzluk ve mutluluk arasında ucalayıp durdum. En büyük mutsuzluğu öğretmenliği bırakırken hissettim. En büyük mutluluğu yayıncılığa girerken hissettim. Evet. En büyük mutluluğum odur. Evet. Peki o çok yetiştirdiğiniz öğrencilerinizle bir temasınız mutlaka vardır. Var tabii ki. Sizi en çok, daha doğrusu sizde iz bırakan kaç tane öğrenciniz vardır? Çok var tabii ki. En son mesela son öğretmenim benim Limassol'daydı. Dolayısıyla Limassol'ların hepsi bana hocam derler. Hemen hemen hepsinin eğitimine baktım, okuttum onları kısacası. Mesela bunu her zaman söylüyorum her yerde. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı benim öğrencim. Evet. Hocam derken hakikaten söylüyor, içinden söylüyor. Çok saygı gösteriyor. Evet. O büyük bir şey. Işın Ramadan Cemil mesela, Işın Hanım gibi kişiler. Hep benim öğrencilerim bunlar. Ne kadar güzel insanlar. Ve hakikaten güzeldiler. Gerçekten. Ve yine her zaman söylüyorum. Hatta geçen de yine işte beraberdik, saraya davet etmişlerdi. Evet. Bir ödül falan verdiler ya. Ay evet, o ödülü de konuşalım. Evet, evet. Ben yazdım da zaten sayfanıza. O ödülü aldınız, inanılmaz mutlu oldum.
ve yine gözlerimden yaşlar geldi ki size aslında bir ödül değil, milyonlarca ödül o vermeleri ama, gerekir. Hayır ama bu budur gerçekten. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği demeyeceğim, kendi kendini yetiştiren bir Hüseyin Kanatlı daha olamaz, doğamaz, gelemez. Şimdi bakın, sizden bu teveccühü alıyorum. Halktan, seyirciler, dinleyicilerimizden devamlı alıyorum. Cumhurbaşkanı'nı alıyorum. Şimdi ya da muhtelif kuruluşlardan, kurumlardan, köylerden, spor kulüplerinden, okul aile birliklerinden, okullardan, efendim söyleyeyim, konserlerden, korulardan, köylerden, panayırlardan, sayısız yani şeyler aldım. Hepsi de ayrı benim için. Ama bu kuvvetli. Çok farklı bir ödüldür. Bu çok mutlaka, çok farklı bir mutlaka. Ödüldür. Bir cumhurbaşkanımızın böyle bir ödülü takdim etmesi, düşünmesi. Ben ayrıca kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Bir sanatçı kimliği taşıyan Fahri Özay, gerçekten çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Ve hem cumhurbaşkanı olarak hem de insan olarak ve bir öğrencim olarak gerçekten takdir edecek bir olaydır bu bence. Nitekim yine Londra'dan Limasollar Derneği var. Onun başkanı tanıdım ya. O da benim öğrencimdi. Londra'da Arife Redvan Hanımefendi. Evet, tabii. Malum o dernek başkanı yıllardan beri orada. Güzel faaliyetlerde bulunuyor kendisi. Ayrıca meslektaşımız sayılır. Çünkü televizyon programlarına çıkıyor, programlar hazırlıyor. Güzel bir şey yazdı. Çok güzel tarihi bir olaydı. Ne güzel bir tesadüf. Öğrenciyle öğretmen bir araya geldiler. Hocam, bu iz bırakan güzel insanlar hayattayken düşünülsün. Gerçekten. Yani düşünüyorum, ben işte düşünüyorum evet, işte. Ve düşündükleri için zaten bu kadar çok alkışlandılar ve bu kadar çok daha çok sevildiler. Çünkü dediğim gibi bir Hüseyin Kanatlı bir daha doğmaz, bir daha gelmez. Asla ve asla, asla ve asla buradan böyle bütün kalbimle söylüyorum, yeri doldurulamaz. Çıkar, benim çıkması lazımdır. Hocam, herkes kendi, sadece kendi yaptıkları ile kendi mekanını doldurur veya kendi ismini altın harflerle yazdırabilir. Ama gerçekten Hüseyin Kanatlı bir daha doğmaz, bir daha da yeri doldurulamaz. Başarı duvar. Olabilir. Onlar farklı. Farklı isimler olacak. Bu kadar da mütevazı olmayın. Zeki Müren'in Nur İçinde Yatsın çok önemli bir sözü vardı. Derdi ki, çocuklar derdi, tamam, çok güzel şarkı söylüyorsunuz ama bu kadar da mütevazı olmayın ya. O zaman herkes şarkı söylesin. Herkes şiir yazsın. Yani ya, bu kadar. Hocam, bu kadar mütevazı olmayın lütfen. Gerçekten. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Hak ettiniz. Teveccüh diye. Milyonlarca ödülü hak ediyorsunuz. Ama Zeki Müren dediniz de sizinle ilgili bir anım var. Zeki Müren'le mi ilgili? Siz İstanbul'a gitmiştiniz yapasında. Evet. Hatta onu galiba gazetede vermiştim. Bir televizyon programına çağırmıştım. Galiba. Evet. Ama bir resimle ilgili. Tamam. Ama Bursa'ya gittiniz. Tamam. Orada işte bir televizyon vardı. Oraya davet edildim. Evet. Bu mezarı başında bir resim çektiniz ve gönderdiniz. O resmi görünce ben titremiştim. Hala titriyorum. Şöyle demiştiniz altına. Demiştiniz ki, koskoca sanatçı bu mezara nasıl sığdı? Başka laf gerekmez. Başka söze gerek yok. Çok güzel söylemiştiniz. Kutlarım sizi hala. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Bana şöyle bir soru yönlendirmişlerdi. Program bitti. Çok da keyif aldılar. Sizi ağırlamak istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Soru soruldu. Ve dedim ki, Zeki Müren'in mezarını ziyaret etmek istiyorum. Hocam, son sözlerinizi alalım. Program bitti. Biz doymadık. İnanmıyorum. Evet. Nasıl biter? Bitti hocam. Nasıl biter? Son söz
Daha ilk sözümüzü bitirmedik ki sonsuza gelelim. Değil mi? Yani ama başka bir platformda inşallah tekrar ağırlayacağız sizi. Evet. Az olsun öz olsun. Evet. Ve öz oldu galiba tahmin ediyorum. Çok güzel oldu hocam. Yıllardan sonra böyle buraya gelmek de benim için bir yenilik oldu, güzel oldu. Bu güzel manzara ortamında ve senin gibi güzel bir peri kızımla beraber olmak. Ay hocam. Ve buradan seyircilerimize Kıbrıs, Türkiye, Londra, bütün dostlara selam göndermek benim için bir gerçekten bir heyecan oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün ben bir ilke daha imza attım hocam. Yayında sizin fotoğrafınızı çektim. Bir kez daha alacağım. Ve arşivimde değerlendireceğim. Evet. Bir ilke imza attım bugün hocam. Peki. Evet. Bravo. Harika bir gündü. Çok güzel bir gündü. Ve her zaman söylediğim çok güzel bir söz vardır. Hep etrafınızda güzel insanlar olsun. Bir Hüseyin kanatlı gibi ömrümüze ömürler katsın. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın. Adına ağıtlar yaktım ardına, sevgiler serdim yoluna. Neredesin, neredesin? Dön gel bebeğim, dön bebeğim. Türküler yazdım adına, ağıtlar yaktım ardına, sevgiler serdim. Gözlerinde hissettim aşk denen kokuyu, o sıcacık yüzü.
1989'dan bu yana